Betüş. Hı? Ne diyeceğim? Hı? Tarık hala uyanmadı. Kendine kötü bir şey yapmış olmasın. Ay, hay Allah. Ya ben de çok merak ediyorum. Acaba çıkıp bir baksan mı? Keşke dün akşam onu annemin söylediklerini anlatmasaydım. Yo yo, iyi ki anlattın. Eğer anlatmasaydın saf saf gidip isteyecekti. Yani bilmesi iyi oldu bence. Kapı. Evet. Firuze'dir. Ben bakarım. Ay, sen git bir Tarık'a bak. Tamam. Ne yapıyor? Tamam. Günaydın. Günaydın. Sadık onu almaya geleceğimizi bilmiyordu. Sabah sabah onun için gelmedim. Dün gece sabaha kadar Dudu'yla konuştuk. Siz hepiniz el birliğiyle kadını öldürecek misiniz? Anlamadım. Aa, bilmezlikten gelme Betüş. Tarık Eda'ya evlenme teklif etmiş. Evet. Bu Dudu'nun hayatta en son isteyeceği şey. Kızını o çulsa vermek istemiyor. Yani Betüş, bu işin buraya kadar gelmesine nasıl izin verdin? Pardon da siz kim oluyorsunuz da bana hesap soruyorsunuz Umur Bey? Yani babam mısınız yoksa aileden biri misiniz? Ben annenin sevdiği adamım. Yani onun böyle üzüntüden ölüp gitmesine gönlüm razı olmaz. Bu kadarcık hakkım var herhalde, değil mi? Hayır Umur Bey, bu kadar özelimize giremezsiniz. Ayrıca annem sizle evlenmek istemediği halde siz ondan vazgeçmiyorsunuz değil mi? Eda da sevdiği erkekle evlenmekten vazgeçmiyor tabii ki. Üstelik bu çok daha mantıklı. Hayatım çok iyi, hiçbir şey yokmuş, gece geç. Aa Umur Bey. Günaydın. Sizin beni bugün alacağınızı bilmiyordum. Ben seni almaya gelmedim zaten. Çekil git yanımdan Dudu. Sen çekil git. Burası benim koltuğum. Oturma burada. Sen git de Eda'yı odadan çıkar. Bu yaşta kız odaya kilitlenir mi? Kilitlenir tabii. Kaçmasın diye mecburdum. O bir peri. İsterse göz açıp kapayana kadar kaçar. Kaçamaz. Bütün evin etrafına sihirli engel alanı yaptım. Eda hiçbir şekilde kaçamaz. Niye kızlarımızın hayatlarıyla ilgili bütün kararları sen veriyorsun yahu? Hay başlama gene. Ben de babaları değil miyim Dudu? Benim de söz hakkım yok mu? Ben kızımın sevdiği erkekle evlenmesini istiyorum. Ben de evlenmesini istemiyorum. Farkında mısın? Şartlar eşit. Bire karşı bir. Hay susar mısın Taci? Pişman olacaksın. Şimdi seni de bir yere kapatacağım. Of of! Tıkıldım kaldım buraya. Hiçbir yere gidemiyorum. Bir zamanlar Betüş'e yaptın, aynısını şimdi bana yapmış. Şatonun etrafına sihir engeli koymuş. Oh anne oh. Ama ben akıllı bir peri olarak tabii ki kız kardeşimi ararım ve ondan yardım isterim. Canım Betüş'cüğüm. Ses yok. Lanet olsun, bunu bile kapatmış. Tarık. Efendim. İyi misin? Tarık'cığım, merak ediyorum. Tekrar yanına geleyim mi? İyiyim abi. Ya beni merak etme, bir sorun yok. Günaydın yenge. Günaydın Tarık'cığım. İyi olduğuna emin misin? Evet. Ya bakın, Dudu ne söylerse söylesin benim kararım değişmedi. Yani? Yanisi şu, önce A planını uygulayacağım. Gideceğim, Dudu'dan Eda'yı isteyeceğim. Evet. İyi de vermeyeceğini bile bile niye istiyorsun ki? Niye vermiyormuş? Ben bunu bir kulaklarında duymak istiyorum, yüzüme karşı söylesin. Niye vermiyormuş? Eğer çok inat ederse o zaman B planına geçerim. Yani Eda'yı kaçırırım. Evet, bu kadar basit. Aa, yalnız bir sorun var ya. Ben Eda'ya telefonla ulaşamıyorum. Yenge senden rica etsem de. Ha. Hani kafeye gitmeden önce eve uğrasan, akşam geleceğimi söylesen, olur mu? Tamam. Tamam. Bir de söyle lütfen, Eda cepten arasın beni. Oh. Ay. Neyse ben de gideyim artık bari. Canım, hadi canım. Hadi güle güle. Tamam. Bir de bu kadar sıkıntının üstüne Umur'la mı buluşmaya gidiyorsun? Ah, bir de sana hesap mı vereceğim? Kızın yukarıda kilitli. Sabaha kadar ağladı. İçin nasıl rahat ediyor? Nasıl bir annesin sen? Ağlar ağlar unutur ve bir gün bana bütün bu yaptıklarımdan dolayı teşekkür edecek. Dudu sana söylüyorum, gitmeyeceksin. Tabii ki gideceğim. Seni dinleyen kim? Ne biçim sen? Beni sakinleştireceğine, teselli edeceğine büsbütün sinir ediyorsun. Ben de gidip teselliyi beni en çok anlayan insanda arıyorum tabii ki. Umur da. Vicdansız. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Annem yok mu?
Şimdi çıktı. Umur'a gitti. Tahmin etmeliydim. Eda nerede? Odasında. Dudu onu sihirle bir güzel kilitledi. Hatta şatonun etrafına da sihirli engel mi ne yapmış. Eda şatodan çıkamıyor. Telefon bile edemiyor. Ben bari gidip onunla bir konuşayım. Ben de gelebilir miyim? Ay, tabii babacığım. Hala buradayım, çıldıracağım. Boşuna deneme Eda, bir yere gidemezsin. Ben biliyorum, Tarık'la gitmeyeyim diye yaptı ama eninde sonunda onunla kaçacağım. Perihan teyzeden yardım istedin mi? İstedim, sabahtan beri kaç kez çağırdım. Ama sihir hatları kapalı herhalde, beni duymuyor. Ya ben de gelirken seslendim ama duymadı. Peki Tarık nasıl? Annemin söylediklerini ona anlattın mı? Sadece sizin evlenmenize asla izin vermeyeceğini söyledim. Ne dedi? Hiçbir şey. O kadar iyi ki her şeye rağmen bu akşam seni annemden istemeye geliyor. Aa, ne diyorsun? Aferin. Seven erkek böyle olmalı işte. Ay ben çok sevdim bu oğlanı. Canım aşkım benim. Kahramanım.